Arkadaşım Semi, yakınındaki nesneleri çok net görebiliyor ama uzağındaki nesneleri pek seçemiyor. Uzağa göremiyor yani. Yakını görebiliyor ama uzağa net göremiyor. Diğer yandan Tuğba'da bu sorunun tam tersi var. Tuğba uzaktaki nesneleri çok net görebiliyor ama yakınındaki nesneleri pek seçemiyor. Onun için de yakını göremiyor diyoruz. Uzağa görüyor yakını göremiyor. Şimdi gözlerimizde oluşabilen bu sorunların nedenlerinden biraz bahsedelim. Detaya inmeden önce sorunsuz normal bir gözün nasıl gördüğünü bir hatırlayalım. Bir önceki videoda bahsettik. Bu ağaç gözden çok uzakta. Bu iki çizgi çizimin ölçekli olmadığını, ağacın aslında çok uzakta olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla ağaçtan gelen ışık ışınları asal eksene neredeyse paralel. Ve hatırlayın bir nesneyi net olarak görebilmemiz için ışık ışınlarının retina üzerinde odaklanması şart. O halde sağlıklı gözün birinci odağı işte bu noktadır. Çünkü paralel gelen ışın birinci odaktan geçmeli. Nesne yakınlaştığında ise mesela çok yakınımızda böyle bir Batman duruyor diyelim. Batman'i net bir şekilde görebilmemiz için ışık ışınlarının yine retina üzerinde odaklanması lazım. Fakat bakın odak noktası artık burada. Yani birinci odak noktası merceğe yaklaştı, odak uzaklığı kısaldı. Demek ki cisim yaklaştıkça odak uzaklığı kısalıyor ve bunu mümkün kılan şey siliyer kaslarımız. Siliyar kaslar merceği bastırarak merceğin eğriliğini arttırıyor. Böylece yakınsama gücü artıyor. Ama biz işleri basit tutmak adına bu hadiseyi yok sayacağız. Yani böyle bir şey gerçekleşiyor ama biz burada onu göstermeyeceğiz. Evet. Odak uzaklığının bir minimum sınırı var. Yani cisim gözümüzde belli bir yakınlıkta olduğu zaman mesela şurada odak uzaklığı en kısa değerine ulaşıyor. Minimum oluyor yani. Yani artık daha fazla kısalamıyor. Dolayısıyla Cisim biraz daha yaklaştığı zaman onu net göremiyoruz. İşte bu noktaya yakın noktası adını veriyoruz ve D ile gösteriyoruz. Buradaki anahtar bilgi şu. Cismin uzaklığı değiştikçe gözümüz odak uzaklığını ona göre ayarlıyor. Yani odak uzaklığı birçok farklı değer alabiliyor. Bu aradaki herhangi bir değere sahip olabiliyor. Bu arada bu maksimum odak uzaklığımız onu da belirtelim. Bu sayede ışık ışınlarının daima retina üzerinde odaklanması sağlanıyor. Bu konuya dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız önceki videoyu izleyip sonra bu videoya dönmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim göz kusurlarına. Gözdeki bu tür sorunlara yol açan şey nedir? Kısa cevap şöyle. Merceğin normalden biraz daha güçlü ve biraz daha zayıf olması. Bunun nasıl ve niçin gerçekleştiğine birazdan değineceğiz. Önce bu iki farklı durumu inceleyip olan biteni bir kavrayalım. İlk olarak göz merceğinin normalden biraz daha güçlü olması durumunu inceleyelim. Yüksek güçlü diyelim buna. Ne demek bu? Bu göz merceğimizin normalden daha yüksek bir yakınsama gücüne sahip olduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle bu tür gözlerin odak uzaklığı normalden daha kısa oluyor. Yani bu gözün sahip olabildiği odak uzaklıkları değerleri normal bir gözün sahip olabildiğinden daha az oluyor. Şimdi bu durumdaki bir göz yakındaki ve uzaktaki cisimleri nasıl görür? Bir bakalım. Çok yakınımıza bir cisim var diyelim. Batman yine çok yakınımıza duruyor. Işık ışınlarını çizdiğimizde optik merkezden geçen ışın kırılmadan ilerler. Asal eksene paralel gelen ışınsa Batman'i net bir şekilde görebilmemiz için diğer ışınla retina üzerinde buluşmak zorundadır. Ama soru şu, böyle bir gözle bu mümkün mü? Evet, Gözümüz bunu kolaylıkla yapabilir. Çünkü burada gerekli olan birincil odak gözün sağlayabileceği aralıktadır. Dolayısıyla yakınımızdaki nesneleri görmekte hiçbir sorun yaşamayız. Peki ya baktığımız cisim çok uzaktaysa? Yine çok uzaktaki bu ağaca bakıyoruz diyelim. Ağaçtan çıkan ışınlar asal eksene paralel olsun. Yine optik merkezden geçen ışın kırılmadan devam eder. Ve ağacı net bir şekilde görebilmemiz için bu ışının diğer ışınla yani retina üzerinde birleşmesi gerekir. Yani ışınların retina üzerinde odaklanması lazım. Peki bu mümkün mü? Cevap hayır bu mümkün değil. Çünkü mümkün olabilmesi için gözümüzün birincil odağı burada olmalıydı. Oysa bu nokta bu aralığın dışında. Gözümüz odak uzaklığını bu aralığın dışında bir noktaya ayarlayamaz. Sonuçta ne olur? Gözümüz elinden geleni yapar veya odak uzaklığını mümkün olan en yüksek değere getirir. Yine de ışınlar retinanın önünde odaklanır. Yani görüntü retinanın önünde oluşur. Sonuçta bu ağacı bulanık görürüz. Dikkat edin. Yüksek güçlü mercek olduğunda yakınımızdaki nesneleri sorunsuzca görebiliyoruz. Ama uzaktaki nesneleri net bir şekilde seçemiyoruz. Yani uzağa görememe sorununun nedeni işte bu. Burada bahsettiğimiz şey uzağa görememe sorunuydu yani. Ve bunun biyolojik adı miyopi. Peki bu kusuru nasıl düzeltiyoruz? Gözlük veya kontak lens takarak. Bu tür gelişler yakınsak veya ıraksak merceklerdir aslında. Şimdi bence videoyu duraksatın ve bir düşünün. Bu kusuru düzeltmek için bu gözün önüne yakınsak bir mercek mi takardınız yoksa ıraksak bir mercek mi? Evet, eğer yakınsak bir mercek kullanırsak, gördüğünüz gibi toplam yakınsama gücü artıyor. Yani bu durumda ışınlar önceki durumdan bile daha önde odaklanıyor ki bu da durumu daha kötü kılıyor. Yani bizim uygun bir ıraksak mercek kullanmamız lazım. Böylece ışınlar gözümüze ıraksayarak gelir ve retinada odaklanmaları mümkün olur. Bunu birkaç farklı şekilde düşünmek mümkün. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Iraksak bir mercek kullandığımız için gözün toplam yakınsama gücünü düşürüyoruz ve böylece odak uzaklarının alabileceği değerleri tekrar normale çekmiş oluyoruz. Veya şöyle de düşünebilirsiniz ki bu yaklaşımla sayısal sorunları daha kolay çözebilirsiniz. Bu durumda göze ıraksayarak gelen bu ışınlar yakınlarındaki bir cismi çıkarıyormuş gibi görünür. Böylece gözümüz bu ışınları retina üzerinde kolayca odaklayabiliyor. Yani burada uygun bir ıraksak mercek seçerek sorunu çözebiliriz. Şimdi gelelim diğer görme kusuruna. Yani gözün normalden daha düşük bir yakınsama gücüne sahip olduğu duruma. Yine benzer bir analiz yapacağız. Yalnız bu kez göz merceğinin yakınsama gücü normalin biraz altında. Yani ışık ışınları normalden daha uzak bir yerde yakın sanıyor. Odak uzaklığının alabileceği değerler aralığı normalin biraz üzerinde. Tüm aralık bu şekilde uzağa taşınmış gibi düşünün. İsterseniz videoyu duraksatın ve bu durumda ne olacağını kendiniz bulmaya çalışın. Uzaktaki bir cisimden gelen ışınlar nasıl davranır? Yakınlarındaki bir cisimden gelen ışınlar nasıl davranır? Hangileri doğru noktaya odaklanır? Çözmeyi deneyin. Şimdi, böyle bir göz uzaktan bir cisimden gelen ışınları doğru noktaya odaklayabilir mi? Cevap evet. Çünkü odak uzaklığı bu aralığın içinde yer alır. Peki, cisim yakınsa ne olur? Gözümüz bu Batman'i doğru noktada odaklayabilir mi? Hayır. Çünkü bu ışınların retina üzerinde birleşebilmesi için birincil odağın burada olması gerekir. Gözümüz tabii ki elinden geleni yapar ama odak uzaklığını ancak bu noktaya kadar kısaltabilir. Sonuçta gördüğünüz gibi ışık ışınları retinanın arkasında odaklanır. Dolayısıyla yakındaki cisimleri net seçemeyiz ama uzaktaki cisimleri gayet güzel görebiliriz. İşte yakını görememe kusurunun nedeni budur. Ve bu kusurun biyolojideki adı hipermetropidir. Hipermetropi. Yine videoyu duraklatıp bir düşünün. Bu kusuru düzeltmek için yakınsak bir mercek mi kullanmalıyız, ıraksak bir mercek mi? Bu durumda göz merceğimiz normalden daha düşük bir yakınsama gücüne sahip olacağı için yakınsama gücünü arttırmamız lazım. E bunun için de haliyle yakınsak bir mercek kullanmak gerek. Doğru odak uzaklığına sahip ince kenarlı bir mercek ışık ışınlarının yine retina üzerinde yakınsamasını sağlayacaktır. İşte yakını görememe sorununu da bu şekilde çözüyoruz. Şimdi merceğin normalden daha güçlü veya daha zayıf olmasına neden olan şey nedir? Onu merak ediyor olabilirsiniz. Birden çok nedeni olabilir. İlk olarak göz merceğinin eriliği normalden daha büyük veya daha küçük olabilir. Mesela burada merceğin düşük güçlü olmasının nedeni eriliğinin daha küçük olması olabilir. Tabii burada abartılarak gösterilmiş. Benzer bir şekilde bu göz merceği de normalden daha büyük bir eğriliğe sahip olabilir. Tabii ki bu çizim de abartılı. Bir diğer ihtimal ise merceklerde sorun olmayabilir ama mesela bu göz küresi normalden daha uzun olabilir. Bu göz küresi de normalden daha kısa olabilir. Nedeni ne olursa olsun bunlar çok yaygın sorunlar ve uygun mercekler kullanılarak rahatlıkla çözülebiliyorlar. İşin güzel yanı burada anlattıklarımın hiçbirini hatırlamak zorunda değilsiniz. Çünkü ışın diyagramlarını çizerek hepsini kendiniz çıkartabilirsiniz zaten. Bu videoda yaptığımız şey de bu diyor sonuçta. Aklınızda tutmanız gereken tek şey şu. Bu kusurlar göz merceğinin gücünün gerekenden yüksek veya düşük olmasından kaynaklanıyor. Bunu bildikten sonra hangi kusurun hangi durumdan kaynaklandığını kolaylıkla bulabiliriz ve hangi kusurun hangi tür merceklerle düzeltildiğini akıl yürüterek çözebiliriz. İşte ışın optiğini ben de bu yüzden seviyorum zaten.